Bu dersimizde baraların nerelerde kullanıldığını, bara seçim kriterlerinin neler olduğunu ve baraların işlenmesiyle ilgili bazı hususları işleyeceğiz. Öncelikle bara nedir? Bunun bir açıklamasını yapalım. Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı üniteye bara denir. Baralar elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesini sağlayan ünitelerin birbiriyle irtibatını sağlar. Bu sebeple baralar iletken özelliğine sahiptir. Bara malzemeleri bakır ve alüminyum olmak üzere değişik metallerden yapılırlar. Bakır baralar alüminyum baralara göre %25 daha fazla akım taşıma kapasitesine sahiptirler. Genelde elektrik işte tesisatlarda, panolarda bakır baralar kullanılır. Yüksek gerilimde, orta gerilimde, şart sahalarında farklı nitelikte alüminyum, çelik karışımlı alüminyum baralarda kullanılır. Baralar pano içi ve panolar arası enerji iletimini sağlar. Yüksek akım ve kısa devrelere dayanabilirler. Dış hattan kablolarla gelen elektrik pano içinde şalter, sigorta ve benzeri elemanlara bara üzerinden dağıtılırlar. Alçak gerilim panolarında arkadaşlar 100 amperden büyük akımların bakır bara ile dağıtımının yapılması gerekir. Daha düşük akımlarda ise kişinin kendi tercihine bağlıdır. Genelde uygulamada 60 amperden sonra bara kullanılmaktadır. Ama yönetmelik olarak 100 amperden sonra mecburi kullanılması gerekiyor. Kullanılan bakır baranın da %99 saflıkta bakır bara olması gerekiyor. Elektrik panolarında bazı şart malzemelerinin akım kapasiteleri yüksek olduğu için pano tasarımda kalın kesitli kablolarla bağlantı yapmak uğraştırıcı ve zor olduğundan bakır bara ile bağlantı yapılmaktadır. Daha form bir görüntü pano üzerinde sağlamaktadır arkadaşlar. Bara ve bara malzemeleri. Baralar dedik elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılıyor. Teçhizat ve malzemelerin birbiriyle irtibatını sağlayan iletkenler olduğunu söyledik. Bara malzemeleri işletme gerilimine, akımına ve bulunduğu yöre göre çeşitlenir. Bana malzemeleri ve tipleri genelde bakır ve alüminyum lama tipte olanlar, bakır veya alüminyum boru tipte olanlar, çelik alüminyum iletken tipte olanlar. Bu ikinci ve üçüncü yani bakır ve alüminyum boru tipte olanlar, çelik alüminyum iletken olanlar genelde orta gerilim şalt ağırlığında kullanılır. Alçak gerilim panolarında genelde biz bakır baraları kullanıyoruz. Lama şeklindeki baralar genelde dahili tesislerde, Boru ve iletken baralar ise genelde harici tesislerde kullanılır. Dahili baralar faz sıralarını belirlemek, malzemenin oksitlenmesini önlemek ve yüksek yani yüzeysel soğutmayı hızlandıracak daha fazla akım yoğunluğunu geçirmek amacıyla değişik renklere de boyanırlar. Şu notu da burada belirtelim. Bazı çelik alüminyum iletkenli yüksek gerilim baralarında bara sehiminin sıcaklık değişimiyle aynı kalması için e, Para uçlarına ağırlıkla bağlanır orta gerilim hatlarında bunu şart sağlarında bunu görürsünüz. Orta ve yüksek gerilim panolarında arkadaşlar fals, nötr ve toprak iletkeni olarak da kullanılırlar. Yani normal alçak gerilimdeki düşük güçteki panolarda da nötr barası toprak barası olarak da panonun alt kısmında kullanılırlar. Santrallerde, trafo merkezlerinde, şalt sahalarında, ölçme merkezlerinde, elektrik dağıtım panolarında arkadaşlar baralar kullanılır. Çeşitli renklere boyanmıştır genelde arkadaşlar. RST fazlarının birbirlerinden ayrı olarak renklendirilmesi. R fazı sarı, S fazı yeşil ve T fazı mor renklerle boyanarak fazlar birbirinden ayırt edilir. Bara malzemeleri bakır ve alüminyum olmak üzere değişik metallerden yapıldığını bahsettik zaten. Elektrik tesislerine bara seçiminde öncelikle arkadaşlar ısınma faktörü göz önüne alınmalıdır. Taşınacak akıma göre seçilen kesit tesislerde ya da bu tesislerden beslenen çıkışlarda oluşacak kısa devre akımlarının yol açacağı dinamik zorlamalar yönünden de kontrol edilerek seçilmelidir. Yani ortamın ısınma faktörüne dikkat ediyoruz. Çekilen akımın uygun kesit bulunması, çekilen akıma göre uygun kesit olmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda mekanik olarak sağlam montajının yapılması gerekiyoruz. Çünkü baralarda kısa devre durumunda arkadaşlar çok yüksek bir akım çekilecektir. Bu çok yüksek akımla manyetik etkiyle baralar birbirlerini itme ve çekme kuvveti uygulayacaktır. Bu da bir mekanik zorlamayı beraberinde getirir. E, Bana kesikleri seçilirken arkadaşlar sürekli taşıyacakları toplam akımın %20 fazlasına göre hesabımızı yapıyoruz. Yani çekilecek nominal akımın %20'sini fazlasını alıyoruz. Burada amaç hem baranın daha rahat akım geçişini sağlaması Ayrıyeten ileride tesiste güç artışından dolayı oluşacak değişimlere sistemin biraz daha hazırlıklı olması. Bakır baralar aynı boyut ve özelliklere sahip alüminyum baralara göre %25 daha fazla akım taşıma kapasiteleri vardı. Ayrıca bakır baraların alüminyum baralara göre mukavemetleri, dayanımları 3 kat daha fazladır. Bara kesitleri mekanik zorlamalara karşı dayanıklı ve pano genişliğinde olmalıdır. Boyalı baralar boyasız baralara göre %20 daha fazla akım yüklenebilirler. Buna daha sonra açıklamasını yapacağız. Bara seçiminde arkadaşlar temelde dikkat ettiğim kriterler birincisi yükün cinsi ve miktarına göre kullanıldığı yerin özelliğine göre besleme kaynaklarının sayısına göre beslemenin sürekliliğine göre ekonomik durum maliyete göre ve emniyete göre panel seçim kriterleri vardır. Bara seçiminde bizim birinci temel kriterimiz tabii ki tesisin çekmiş olduğu akım. Bunun için arkadaşlar deneysel yöntemle bulunmuş bir tablo var. Bara seçim tablosu. İnternet ortamında bunu yazdığınız zaman çok rahat ulaşabilirsiniz. Ee, bara kesit e, yükleme tablosu dediğiniz zaman birçok tablo karşınıza çıkar. Bu deneysel yolla ulaşılmış bir tablodur. Bu tabloya bakarak arkadaşlar çekilen akıma göre bara kesitini ve baranın ağırlığını bulabilirsiniz. Bir örnekle bunu gösterelim. Bir dağıtım tablosundaki baradan çekilecek akım 150 amper. 150 amper çekiliyormuş tablodan. Ee, bu baranın uygun iletken kestini bulmak istediğimizde arkadaşlar hesabımızı yaparken %20 fazlasını alıyoruz. Yani e, bara akımını bulurken nominal akımı 1.2 ile çarptığımız zaman %20 fazlasını almış oluruz zaten. 150'yi 1.2 ile çarptığımızda 180 amper yapıyor. Yandaki tablodan arkadaşlar bakalım 180 ampere karşılık gelen en yakın bir üst değeri alalım. 180 amperin üstünde boyalı bara için bakalım öncelikle boyalı tekli boyalı bara için arkadaşlar yani tek sıralı boyalı bara için 180 ampere en yakın değer 185 amper. Burada arkadaşlar 15'e 3 milimlik bir bara bizim bu akımımız için yeterli olacaktır. Eğer tek barayla değil de iki barayla çiftli barayla taşımak istediğimiz zaman 180 ampere en yakın değer burada 250 amperdir. Buradan da baktığımız zaman 12'ye 2 milim çiftli bara şeklinde de biz bunu taşıyabiliriz. Boyalı bara değil de çıplak barayla biz bunu taşıyacak olursak arkadaşlar bakalım 180 ampere en yakın değer çıplak barada şurada bakıyorum 185 amper 185 amperin karşılığı da 20'ye 2 milim baradır. Yine çıplak barayı ikili şekilde götürecek olursam en yakın değer 200 amperdir burada. Bu da arkadaşlar şuradan görüldüğü gibi 12'ye 2 milimlik bir barayla ben bunu taşımış olacağım. Aynı zamanda baraların ağırlıkları da arkadaşlar buradan metre başına kilogram ağırlığı da burada yazmaktadır. Bara boyutuyla bu ağırlığı çarptığınız zaman Bakır baranın metal ağırlığını da bulmuş olursunuz. İkinci bir örnek yapalım. Bir dağıtım tablosundaki baradan çekilen akım 270 amper ise kullanılacak bakır baranın ölçülerini bulunuz. Arkadaşlar 270 amper çekiliyormuş. %20 fazlasını alalım bunun. Bunun %20'si 324 amper yapar. Boyalı bara için bakalım. Yani boyalı bara kullanacaksak 324 ampere. En yakın değer buradan baktığımda 325 amperi gördüm burada. Karşılığı olan kesit 20'ye 5. Yani 20'ye 5'lik bir bara benim işimi görecektir. Eğer ben bunu çift bara şeklinde götürmek istersem en yakın değer bakıyorum burada 324 ampere 330 amper var. En yakın üst değer budur. Bunun kestiğine baktığımda çiftli bir şekilde 15'e 3'lük barayla yani 15 milime 3 milimlik barayla ben bunu götürebilirim. Boyalı bara değil de çıplak barayla bunu götüreceksem çıplak barayla baktığımız zaman 324 amper arkadaşlar tekli bara için en yakın değer 350 amper. 350 amperin karşılığı da bara kesti arkadaşlar. 20 milime 5 milimlik baradır. Eğer çıplak bara ikili şekilde götüreceksem yani şu şekilde ikili barayla götüreceksem 324'e en yakın değer bakın burada 380 amper var. Bunun karşılığı olan kestiğimizde arkadaşlar 20'ye 3 ikili şekilde 20'ye 3 e, banayla da bunu götürebilirim. Son örneğimizde yapalım. Bir örnekle konu iyi anlaşılsın. Bir dağıtım panosundan 180 amperlik çekilmektedir. 180 amper için arkadaşlar bara e, kesidini bulunuz. Uygun bara kesicini. 180 amperin %20 fazlasını alalım. %20 fazlasını alıp 1.2 ile çarptığımız zaman 216 amper bulunuyor. 216 amper için boyalı bara, tekli bara için baktığımız zaman 216 ampere en yakın değer, üst değer 245 amper. 245 amperi taşıyacak olan bara kesti de buradan yataydan baktığımda 20'ye 3'lük milimlik bir bara yeterlidir. Bakın 23 milimlik bir bara yeterdir. Eğer tek bara sistemiyle değil de iki barayla ben bunu yan yana iki barayla götürmek istiyorsam arkadaşlar 216 ampere en yakın değer burada bakıyorum 250 amper en yakın bir üst değer 250 amper bu da 12'ye 2'lik barayla götürmem anlamına gelir. Çiftli bir şekilde 12'ye 2'lik barayla bunu götürebilirim. Aynı şekilde boyalı bara değil de çıplak barayla gidecekse çıplak barayla gidecekse 216 amper için bakıyorum. Tekli çıplak barayla gideceksem şuradan 216'ya en yakın değer 220 amper değil mi? 220 amperden karşılığına baktığımda 20'ye 3 arkadaşlar burada 220 almamış 290 almış 20'ye 5 demiş. 20'ye 3 de aslında sınır değerde oluyor. Bir üst değerini almış 290 demiş. 20'ye 5 ile arkadaşlar bunu götürmüş. Eğer bunu biz çiftli barayla götürmüş olsak, ikili barayla götürmüş olsak 216 amper için şuradan geldiğimiz zaman en yakın değer 200 arkadaşlar bakıyorum 240 amper bir üst değeri eğer daha rahat taşıması için istiyorsak 300 amper alabilirsiniz. Buradan 15'e 2 ya da 15'e 3 ile de bunu götürebilirsiniz arkadaşlar. Karşına baktığınız zaman. Tablolarda görüldüğü üzere boyalı baranın çıplak baraya nazaran akım taşıma kapasitesi daha fazla. Barayı boya akım taşıma kapasitesini artırırsın. Peki nasıl oluyor bu? Bakır baraların üzerine sürülen boya ısı transferlerini kolaylaştırır. Yani boya ısınan baranın sıcaklığını emerek bakırı biraz soğutur. Böylelikle boyalı bara çıplak baraya göre daha kolay ısıyı yayar. Elektrikte hatırlarsanız iletkenlerin ısısı arttığın zaman direnci de artıyordu arkadaşlar. Bara üzerindeki ısıyı boya emerek dış ortama daha iyi vermesini sağlıyor. Bu nedenle boyalı baranın akım taşıma kapasitesi daha fazla oluyor. Ayrıca boya sayesinde bara korozyona da uğramayacağından oksitlenme sonucu bakırda aşınma olmayacaktır. Bu sebepten ötürü boyalı baranın akım taşıma kapasitesi çıplak baraya göre daha fazladır. Bu arada siyah renkle boyanan bir iletken ısıyı kendi üzerinde daha çok çekip emip atacağı için ısıyı en çok yayan renktir. Bunu da belirtelim bir püf noktası olarak. Para seçiminde arkadaşlar e, iletken akımından sonra çevresel bazı talep faktörleri var. Bunlara ben burada çok fazla detayına girmeyeceğim. Çok fazla sistemlerde birden fazla para yan yana döşenirken hangi hususlara dikkat edilmelidir? farklı fazlardaki baralar arası mesafe en az 50 milim olmalıdır. Yani en az 5 santim olması uygundur. Aynı fazdaki baralar arası mesafede arkadaşlar en az bara kalınlıklarına eşit olmalıdır. İkili şekilde yerleştirilen baraların uzunlukları 2 metreyi geçerse baraların çekeceği akım tablo 1.2'de verilen K2 düzeltme kas sayısıyla çarpılmalıdır. Bara uzunluğu 3 metreden fazla ise akım değerini 0.85 kas sayısı ile çarparız. Eğer bir faza ait 4 paralel iletkenin yeterli olmadığı durumlarda arkadaşlar lama şu görmüş olduğunuz lama ya da şu şekilde lamalar karşılıklı kullanılabilir. Bakır baralar aynı kesit ve formdaki alüminyum iletkenlere göre %25 daha fazla akım taşıma kapasitesine sahiptir. Şekildeki bara taşıma sistemleri. Şekle baktığınız zaman bakın tekli bir sistem. 3 faz bir de nötr sistemi görülüyor. Bara taşıma sistemi. Alttaki şekilde baktığınız zaman sadece 3 faz tekli bara sistemi görülüyor. RST 3 fazı burada görüyoruz. Yandaki şekle baktığımız zaman 3 faz çiftli sistem bakın. Şunlar bir çifttir. Her fazın bir çiftidir. Ve bir de nötr barası yanına gitmiş. Yani 3 faz bir nötr barası şekilde çekilmiş. Alttaki şekle baktığınız zaman üçlü üç fazı görüyorsunuz. Üç fazı üçlü barayla çekmişler arkadaşlar. Yani yüksek akım çekiyorsa bara boyutunu büyütmekten vazgeçiyoruz. Yanına ilave aynı fazla ilave bara koyuyoruz arkadaşlar. Tek fazı üçlü barayla dörtlü barayla götürebiliyoruz. Örnek şekilde bakın şebekeden gelen kablomuz arkadaşlar panomuza girmiş. Panomuza girdikten sonra baralar üzerinden akın pano içinde baralardan taşınıp ana şaltere girmiş. Ana şalterden de sistemdeki dağıtımı yapılmış arkadaşlar. Sistemdeki ünitelerin çekmiş oldukları akıma göre farklı kalınlıkta baralarla ve şalterlerle dağıtım yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde baralarla dağıtım yapılmış bir sistemi görüyoruz. Yine başka bir örnek bakın. Ana şalter gelmiş. Ana şalterin bara boyunca uzanan bir ana bara hattına dağıtılmış. Buradan da farklı kısımların farklı üniteleri arkadaşlar şalterler ve baralarla dağıtılmış. Gördüğünüz gibi. Yine farklı bir örnek. Şebekeden gelen hattımız şaltere girmiş. Şalterden çıkan hattımız üst kısımda bara ana bara sistemine verilmiş arkadaşlar. Buradan farklı ünitelere, farklı binalara, tesislere elektrik enerjisi dağıtılıyor. Burada her tesisin çekmiş olduğu akıma göre baraların kesitleri değişmektedir. Şimdi baralarda mekanik işçiliğe gelelim. Mekanik işçilik neler? Bunlara bakalım. Bara yapımında genel olarak bakır ve alüminyum lamalar kullanılsa da piyasada tercih edilen genelde bakır tip lamalardır. Gümüşten sonra en iyi ısı ve elektrik iletkenine sahip olan metal bakırdır. Baranın kesilmesi. Bu işlem öncelikle baranın takılacağı ayaklar arasındaki mesafe belirlenmelidir. Panoda baranın boyu belirlenmelidir. Bu işlem için uygun büyüklükte uzunluk ölçebilen bir cetvel kullanılır. Lama kalınlığını Lama ayaklarının yüksekliği, kullanılacak civata ve somun gibi parçaların boyutları kumpas ile rahatlıkla ölçülebilir. Ölçülen değerler bir yere kaydedilerek bakırlama üzerinde bu değerler işaretlenerek kesme işlemi yapılır. Panomuzda ölçü alırken iki bara arasındaki mesafenin en az 50 mm olması gerektiğini veya iki bara arası mesafenin en az bara kalınlıklarına eşit mesafede olması gerektiğini unutmadan ölçülerimizi alıyoruz arkadaşlar. Bunun için metal cetvel kullanabiliriz veya şerit cetvel kullanabiliriz. Ölçüsü alınan baranın kesme işleminde de arkadaşlar bakır e, kolay işlenebilen yumuşak bir malzemedir. Onu da belirtelim en başta. Büyük boyutlardaki bakır lamaları kesmek işleminde şerit testere, testere tezgahı veya giyotin gibi kesme tezgahları kullanıyoruz. Baralarda delik delme işlemi. Baralarda bağlantı yapabilmek için arkadaşlar kablo pabuçlarıyla biz bağlantı yapıyoruz. Buralara delik delerek vidalıyoruz. Bunun için bara üzerinde işaretlemeleri düzgün yapmamız gerekir. Biz buna markalama işlemi diyoruz. Boyutları belirlenen bara ölçülerinin lama üzerine markalama araçlarıyla belirlenmesi işlemidir. Markalama işlemi sayesinde uygun ölçülerde bara hazırlanır. Markalama işlemi yapılmadan yapılacak kesme işleminde istenmeyen hatalar meydana gelebilir. Mekanik işçilikte arkadaşlar genelde plate'ler ve yataklar, cetvelver, çizecekler, mihengir, gönyeler, pergel, nokta, çekiç, marka aracı gibi elemanları biz kullanıyoruz. Şekilde bu elemanları görüyorsunuz arkadaşlar. Mihengir şu görmüş olduğumuz eleman, çekiç, çizecek, nokta işaretleme için kullanıyoruz. Baralar metal malzeme olduğu için üzerine kalemle çizme çok görünmüyor veya silinip kaybolabiliyor. Bu yüzden metal malzeme üzerindeki çizme ve işaretleme işlemlerimizde metal çizecek, işaretleyecek malzemelerle yapıyoruz. Gönyeyi görüyorsunuz. V yatağı veya çelik cetvel masamız metal işleme masamız buna plate diyoruz. Plate ne işe yarıyor? Bakalım. Lamaların işaretlenmesinde masa görevini gören sert metalden yapılmış aletlerdir. Dökme demirden yapılmış yüzeyleri düz ve hassastır. Bu nedenle işaretleme işlemi dışında sert cisimlerle vurup plate yüzeyine zarar vermememiz gerekiyor. Ve yatak. Silindirik veya prizmatik iş parçalarının işaretlenmesinde kullanılır. Markalanacak lamanın hareket etmesine engel olmak için kullanılır. Cetveller. Mama ölçülerini belirlemek için milimetre hassasiyetinde uzunluk ölçümünde kullanılan alettir. Çizecekler, mama üzerinde kesilme noktalarının çizilmesi amacıyla kullanılan ucu sivri sert metalden yapılmış elemandır. Şu görmüş olduğunuz. Mihengir. Mihengirler çizgi çizme ve ölçme işlemlerinde kullanılır. Mihengirin aşağı yukarı hareket eden bir kol üzerinde çizecek ucu bulunur. Hareketli kol istenilen ölçüye göre ayarlanarak bir vida yardımıyla sabitlenir. Daha sonra lama üzerinde çizecek hareket ettirilerek istenilen çizgi çizilir. Gönyeler gönyeler birbirlerine dikey olan çizgilerin çizilmesi işleminde kullanılır. L şeklindeki el aletleri olup sert metalden yapılmışlardır. Gönyeler yardımıyla köşelerin düzgünlüğü de kontrol edilebilir ve ayrıca diklik çizgileri gönyelerle çizilebilir. Nokta da arkadaşlar lama üzerinde işaretleme için kullanılır yine. Lama üzerinde delik yerlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Noktalar ayrıca düzgün olmayan çizgilere ya da delikleri gösteren yaylara işaretler konulmasında da kullanılır. Eğer parça üzerinde konulan işaretlerin silinme ihtimali varsa bu gibi durumlarda noktalama ile işaretleme yapmak daha doğru olacaktır. Markalama yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Lama üzerinde işaretleme yapmadan önce düzgün olup olmadığından emin olmalıyız. Lamamızı gereksiz yere çekişlememeliyiz veya gereksiz yere bükmemeliyiz. Bu işlemler lamamızın mekanik dayanımını azaltacaktır. Lamalarımızı çizeceklerle gereksiz ve çok derin çizgiler çizmememiz gerekir. Veya nokta ile derin ve gereksiz noktalamalar da yapmamamız gerekir. Parça üzerinde korozyona ve oksitlenmeye sebep olabileceğinden bu durumlardan kaçınmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Lama üzerindeki işaretleme ve noktalamamız anlaşılır olmalı. Aksi halde hatalı kesmelere ve bükmelere neden olabiliriz. Markalama işleminde kullanılan nokta, çizecek ve diğer araçlar belli kullanım süreleri sonunda aşınan aletler olduğundan markalamanın doğruluğuna direkt etki etmektedirler. Bu nedenle aşınmış aletler, kötü malzemeleri kullanmamamız gerekir. Delik delme işleminde arkadaşlar genelde sütunlu matkap kullanıyoruz. Değişik boyut ve güçlerde olan sütunlu matkap tezgahları paralar üzerinde delik delme, delik büyütme işlemlerinde kullanılan iş tezgahlarıdır. Matkap milinin dönme sayısı değişken olup istenilen devre ayarlanabilir. Matkapla çalışırken uygun matkap ucu takılması gerekiyor arkadaşlar. Bu matkap ucunun bizim deleceğimiz delik çapına uygun çapta da olması gerekmektedir. Ayrıca burada çalışırken iş işgüvenliğine de özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer parça matkaplamayı döndürmek isteyebilir eğer takılırsa bunun da sabitlenerek tedbiri alınması gerekir. Baralarda bükme işlemi panonun içinde arkadaşlar baranın yapacağı yolculukta dönüşler gerekebilir bu tür durumlar için bakırlamaların tesisatının şekline göre eğilmesi, bükülmesi, kıvrılması gerekir. Bu işlemler için çekiç, mengene, pense, ayarlı pense gibi el aletleri kullanıldığı gibi bu aletler ile şekil verilemeyecek boyutta kalınlıktaki lamalarda arkadaşlar hidrolik preslerle, hidrolik kıvırma araçlarıyla arkadaşlar bükülebilir. Şekilde görüyorsunuz bakın. Daha büyük boyutlarda eğme ve bükme işlemleri için yükme presleri kullanılır. Baraların yüzey temizliği, baraların yüzey temizliği neden önemlidir? Baraların yüzey temizliğinde arkadaşlar oksitlenme olursa, havayla temas ettiği için ortamda nemde olduğu için arkadaşlar baraların yüzeyi kirlenebilir, siyahlandırabilir. Bu da bara yüzeyinde korozyona sebep olabilir. Bu da bara'nın elektriksel direncini değiştirecektir. Bara uçlarında yuvarlatma işleminin yapılma nedeni. Kenarların ve uçların yuvarlatma nedeni iletkenlerin yüzey yük yoğunlukları sivri olan noktalara doğru kayar. Yük yoğunluğunun sivri noktalarda yoğunlaşması bu noktalarda elektrik alan şiddetini artırır. Sivri noktaların çevresindeki hava tabakası yoğunlaşarak iletken olmaya zorlanacaktır. Herhangi bir kaçak durumunda iletkenlerden yük kaçışı sivri köşeli uçlardan gerçekleşeceğinden baralamaların köşeleri ve sivri noktaları da bizim paralarla yuvarlatılmalıdır. Bara yüzeylerin temizlenmesinde çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü bakır yumuşak bir maden olduğu için spiral veya taşlama cihazlar ile yüzey temizliği yapılması lama yüzeyine zarar verecektir. Bu nedenle bu işlemlerin lama yüzeyinde daha az zarar verecek zımpara, e, raspa gibi temizlik araçlarının kullanılması uygun olacaktır. Taşlama cihazlarının yüzeyleri çeşitli sertliklerde yapılmıştır. Bakır için uygun sertlikte taşlama cihaz seçmeye dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde bara yüzeyine zarar verebilirsiniz. Bara temizliği için kullanacağınız taşlama aletini başka işler için de kullanmamaya dikkat etmemiz gerekir. Metaller üzerinde oluşan tabakalar metalin iletkenliğini ve ısı iletimini olumsuz etkiler. Metal gereksiz yere ısınıp akımı kötü iletir. Zamanla demir çelik gibi metallerin üzerinde pas tabakası Alüminyum, bakır gibi metal metallerin üzerinde de oksit tabakası oluşur. Metal fırçalarla arkadaşlar yüzey temizliği, paraların yüzey temizliği yapılabilir. elerle paraların sivri noktaları, köşeli noktaları da yumuşatılabilir arkadaşlar. Paraların boyanmasına gelelim. Baraların üzerindeki oksitlenmeyi önlemek ve yüzeysel soğutmayı hızlandırarak daha fazla akın yoğunluğunu geçirmek ve işaretlemek amacıyla değişik renklerde baralar boyanır arkadaşlar. Yani amaç neymiş? Birincisi oksitlenmeyi önlemek, ikincisi soğutmayı iyileştirmek, üçüncüsü baraların birbirinden ayırt edebilmek için baralar boyanırmış. Boyalı baralar, boyasız baralara göre %20 daha fazla akın taşıma kapasitesine sahiptir. Bakın bu nokta önemli boyalı baralar bu çıplak baralara göre daha fazla akım taşıyorlar. Baralar en az 3 mikron kalınlığında kalay ile kaplanarak dış etkilere karşı korumalı da sağlanabilir. Burada R fazını sarı renkte boyuyoruz. S fazını yeşil renkte. T fazını da mor renkte boyuyoruz arkadaşlar. Ayrıca günümüzde arkadaşlar yaygın olarak kullanılan ısıyla büzüşen makaronlar da baralara geçirilerek ısıtılarak Baranın dış yüzeyi kaplanmaktadır. Bunu da belirtelim. Baranın montajında arkadaşlar neler kullanılıyor? Montaj elemanları neler? Buna bakalım. Mesnet izolatörleri üzerine baralar yerleştiriliyor veya baralardan ek almak için kullanılan kablo başlıklarıyla baralardan ek alıyoruz. Burada civata kullanılıyor. Civata baraların bağlantısını paslanmaz civatalar ve her iki ucuna da pabuç takılmış uygun kesitte bükülgen kablolarla yapmalısınız. Bu irtibat sırasında kablo pabucu, çakma civatalar iki somun ve pul arasında yerleştirilecektir. Burada bağlantının temas yüzeyinin çok iyi olması lazım. Temiz ve çok sıkı olması lazım. Bu noktalarda elektriksel direnç oluşturmamamız lazım. Somun. Kullanacağımız somunlar altıgen ve paslanmaz metalden seçilir. Pul. Vidaları mutlaka somunla birlikte kullanırız. Pul. Gevşemeyi arkadaşlar önüne geçmiş olur. Gevşemeyi önler. Rondela. Röndelalarda civata ve somuna baskı yaptığından gevşemeleri engelleyerek buradaki elektriksel direncin artmasını engeller. İyi bir bağlantı demek arkadaşlar orada en düşük direnç demektir. Anahtar takımı kullanın. Bakın açık ağızlı anahtarımız uygun ölçüde arkadaşlar somunla irtibatlanıp burada gevşetme veya sıkma işlemi yapılabilir. Baraların panoya montajında panayla arasındaki yalıtkan malzememiz izolatörlerdir. Bunlara biz mesnet izolatörü yani dayanma izolatörü diyoruz. Bildiğiniz gibi baralarımız iletkendir. Panomuzun gövdesi de metaldendir, iletkendir. Bu aradaki yalıtkanlığı biz mesnet izolatörleri ile sağlıyoruz. Ayrıca baramızın mekanik olarak dayanımını, yerleştirilmesini, sabitlenmesini bu izolatörler üzerinden yapıyoruz. Mesnet izolatörleri topraktan veya gerilim altında bulunan başka bir bölümden yalıtılmış olan enerjili bölümün tespit edilmesinde yerleştirilmesinde kullanılır. Yapısı mesnet izolatörleri kullanıldıkları yerin baranın büyüklüğüne göre çeşitli boyutlarda plastik, sert kauçuk veya bakalitten yapılırlar. Mesnet izolatörünün görevi paraları panonun metal kısımlarından izole etmektir. Bunun farklı çeşitleri var arkadaşlar. Mesnet izolatörleri dahili ve harici tip olarak iki ayrılır. Kullanıldığı gerilimle doğru orantılı olarak izolatörlerin boyutu da artar. Gerilim arttıkça izolatör boyutu ve ölçüleri değişmektedir. Şekilde bakın bara sistemimiz enerji taşımak için kullandığımız bara sistemimiz şu görmüş olduğunuz kısımda metal e, gövde panomuzun metal gövdesi, iki gövde iletken bu iki nokta arasındaki arkadaşlar yalıtımı şu görmüş olduğunuz mesnet ile sağlıyoruz. Aynı zamanda şu baramızın elektrik taşıyan baramızın da mekanik olarak panoya tutturulmasını, sabitlenmesini sağlıyor. Yine başka bir örnek. Bakın 3 faz için 3 tane baramız var. Bakır baramız var. Bu bakır barolarımız pano gövdesine izolatörler üzerinden bakın sabitlenmiş. Pano iletken gövdesiyle paramız arasında yalıtkan bir hat oluşturuyoruz. Aynı zamanda paramızı da arkadaşlar panonun üzerine tespit etmiş, yerleştirmiş oluyoruz. Mesnet izolatör çeşitleri şu görmüş olduğunuz arkadaşlar konik izolatörler. Şunlar çoklu bara izolatörleri. RST 3 faz mesela yan yana gidiyorsa bu şekilde izolatörler üzerine koyuyoruz. Şu görmüş olduğunuzda genelde nötr barası üzerine koyduğumuz fıçı izolatör dediğimiz izolatörler. Burada konik izolatör dediğimiz şu resimdeki olan fıçı izolatör bunlar. Montajında neye dikkat ediyoruz? Baralar arasındaki mesafe mesnet izolatörlerinin arasındaki uzaklığın maksimum 2 metreyi geçmemesi gerekir. Yani şu iki izolatör arasındaki mesafe 2 metreden fazla olmamalıdır. Üzerinden akım geçen iletkenler kısa devre durumunda elektromanyetik kuvvet etkisiyle mekanik olarak zorlanacaktır. Yan yana iki iletkenden geçen akım aynı yönde ise iletkenler birbirlerini çeker. Akım yönleri farklı ise iletkenler birbirlerini iteceklerdir. Yani şu görmüş olduğunuz baralar elektrik akımını taşırken aynı zamanda birbirlerine de bir manyetik kuvvet uyguluyor itme veya çekme. Bu manyetik kuvvete karşı bu mesnet izolatörünün dayanıklı olması gerekiyor. Kısa devre durumlarında akım aniden yükseldiği anda bu kuvvet çok daha büyük değere çıkıyor. Bunun için arkadaşlar mesnet izolatörlerinin sağlam montajının yapılıp yerleştirilmesi panada en az fiziksel hasara neden olacaktır. Paralardan geçen elektrik akımının birbirini itip çekme olayına biz yüzey etkisi diyoruz. Skin effect etkisi de denir manyetik kuvvetlerin birbirlerini zorlamasıdır bu. Bu nedenle iletkenler arası mesafeyi en az arkadaşlar 50 mm yani farklı fazlarda 50 mm tutmak iyidir. Aynı fazdaki baralar arası mesafede en az bara kalınlıklarına eşit olmalıdır. Çoklu bara izolatörünün montajını görüyorsunuz. Bakın aynı bara izolatörü üzerinde farklı fazlar yerleşiyor. Baralardan hat almak için, kablolara ek almak için veya farklı baralara bağlantı yapmak için kullanılan ek klavensleri görüyorsunuz. Bu ek klavensler arkadaşlar kablolarda baralar üzerinden hat alıyoruz. Kabloların ucunu açıyoruz arkadaşlar. Kablo soyuluyor. E, kablonun ucuna bir maşon dediğimiz elemanı geçiriyoruz. Maşonu geçirdikten sonra kablomuz şu hale geliyor. Maşonun üzerinde arkadaşlar kablo pabucunu şu görmüş olduğunuz kablo pabucunu geçiriyoruz. Kablo pabucunu da geçirdikten sonra bunu e, kablo sıkma pensiyle kablo sıkma pensiyle arkadaşlar maşonu önce sıkıyoruz. Daha sonra kablo pabucunu sıkarak bağlantıyı kabloya yerleştiriyoruz. Daha sonra bu e, kablo pabucunda barada açmış olduğumuz delik boyunca uygun pul, rondela ve civatayla bağlantıyı sıkılaştırarak paramızdan elektrik olarak ek almış oluyoruz. Bunlar SKP kablo başlıkları arkadaşlar. Baralardan bu başlıklarla ek alıyoruz. Kablo sıkma pensimiz. Kablo kesme makasımız. Yine alçak gerilim panolarında arkadaşlar. E, genelde düşük güçlü panolarda faz, nötr, toprak da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dağıtıcı üniteler üniteler dediğimiz mini barat sistemlerinden de faydalanıyoruz. Son olarak örtü plakalarına değinelim. Baralar yüksek akım geçiren iletkenlerdir. Bu yüksek akım geçiren iletkenlerin pano gövdesinden yaratılması aynı zamanda tamir bakımla uğraşan personelin de yanlışlıkla temas etmesinin önüne geçilmesi gerekir. Bu nedenle arkadaşlar bu panolarda baraların üzerine yanlışlıkla temas olmaması için kullanılan örtü plakaları vardır. Ee, kumandaların yapılacağı ön yüzde çıplak iletkenlere yanlışlıkla dokunmayı önlemek için bütün güvenlik önlemlerini almamız gerekir. Bu amaçla engelleme görevini görecek ön örtüler, kapaklar kullanmamız gerekir. Bu koruyucu kısımlara bara örtü plakaları denir arkadaşlar. Bunlar saydam plastik malzemeden yapılan örtülerdir. Pano içinde veya dış devrelerde meydana gelecek arızalarda panonun ve cihazların gerilim altında kalabilecek bütün çıplak metaller bölümlerine dokunmada elektrik çarpmasına karşı koruma topraklaması da yapılması gerekmektedir. Koruma topraklaması panonun metal bölümlerinin ve panoda kullanılan cihazların gerilim altında kalabilecek bütün çıplak metal bölümlerinin gerekli yerlerde koruma iletkeni kullanılarak pano içinde tesis edilecek topraklama barasına elektriksel sürekliliğin sağlanması demektir. Kor pano içindeki koruma topraklamasında da biz ne yapıyoruz? Barayı kullanıyoruz. Herhangi bir nedenle elektriksel bağlantılar aslında meydana gelebilecek gevşemelerden dolayı elektrik arkları oluşabilir. Elektrik arkları bara yüzeyinin gereksiz yere ısınmasına ve bara yüzeyinde silahlaşma oluşturarak yanıtkan bir tabaka oluşmasına neden olabilir. Elektrik arkının çok yakınında yapılan, yanabilecek bir madde, plastik, kauçuk, tahta, takoz ve benzeri varsa yangın çıkabilir. Bana bağlantıları periyodik olarak kontrol edilmeli. Oluşabilecek gevşemeler giderilerek elektrik arkının oluşmasına engel olunmalıdır. İş güvenliği açısından, yangın tehlikesi açısından bu noktalara dikkat edilmelidir birkaç örnek uygulamaya bakarak dersimizi de bitirelim arkadaşlar. Örnek pano uygulamaları görüyorsunuz.